Merhaba hayatım Mutfak izleyicileri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Er Tarım'ın bana göndermiş olduğu minik patlıcanlar ve kabaklarla çok lezzetli bir yemek yapacağız. Ana yemek yapacağız arkadaşlar. Ee, öncelikle kabak ve patlıcanlarımızı derince bir kaba alalım ve bol suda iyice yıkayalım. Sebzelerimi yıkadıktan sonra doğrama işlemine geçtim. Ama patlıcanlarım o kadar tazeydi ki sadece uç kısımlarını aldım ve 4 eşit parçaya böldüm. Hatta bazı patlıcanlarım çok ufaktı. Onları iki parçaya da bölebilirsiniz. Bunu tamamen tercihinize bırakıyorum. Eğer ister iki parçayı ister dört parçayı bölebilirsiniz. Kabaklarım da arkadaşlar o kadar minikti ki. İki parçaya böyle iki eşit parçaya böldüm. Bazılarını hiç bölmeden o şekilde pişirdim. Patlıcanlarımı ve kabaklarımı bol yağda önceden ısıtılmış bol yağda arkadaşlar kızarttım. E bu çok lezzetli oluyor. İsterseniz çiğden de yapabilirsiniz ama kızartılıp yapılınca ayrı bir lezzet ayrı bir tat oluyor. Kızartma işlemi de bittikten sonra diğer tarafta genişçe bir kabımın tenceremini içinde arkadaşlar iki baş soğanı böyle e, jülyen jülyen doğradım ve üzerine yeteri kadar miktarda yağımı ilave ettikten sonra soğanlarımı da şöyle iyice pembeleşinceye dek soteliyorum. Soğanlarımın üzerine daha sonra sotelenirken 5-6 diş böyle iri doğradığım sarımsaklarımı da ilave edip birkaç dakika kavuruyorum. Ardından arkadaşlar yazdan kalan şöyle biberli domates konservem var. Onu, onu da ilave ediyorum. Eğer elinizde böyle bir şey yoksa soğanlar kavrulurken biber de koyup kızartabilirsiniz, kavurabilirsiniz biberle soğanla beraber. Üzerine şöyle 1-2 kase veya 4-5 domates iri kıyım domatesi de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde tekrar kaynamaya bırakıyorum. Yemek piştikten sonra suyunu domatesler biraz çektikten sonra arkadaşlar kızarttığımız patlıcan ve kabaklarımızı da yemeğimizin üzerine ilave edelim. Burada arkadaşlar baharat olarak ben sadece tuz kullandım ama dilerseniz pul biber ilavesi yapabilirsiniz, karabiber ilavesi yapabilirsiniz. Tamamen burada sizin baharatı tercihinize bırakıyorum. Bu şekilde de arkadaşlar en az bir 10 dakika kadar kaynamalı ki sebzeler domatesin sosuyla beraber aromasıyla beraber pişsin. Bu şekilde arkadaşlar yemeğim artık servise hazır hale geldi. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Yanında bir bardak ayranla ve pilavla harika bir yemek, harika bir lezzet arkadaşlar. Böylelikle bir tarifimin ve videomun daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer tariflerimde yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.